Merhaba arkadaşlar. Pascal üçgenine, binom açılımına, binom katsayılarına hoş geldiniz. Hepsi bu ders olacak. Hızlıca binomu öğrenelim. Pascal üçgeni nedir ve ne işe yarar? Pascal üçgeni binom katsayılarını veren üçgensel bir sayı dizisidir. Pascal'ın adıyla anılsa da bu dizilerle ilgili ilk çalışmaları Ömer Hayyam yapmıştır diyor. Bak sen. Şimdi arkadaşlar Pascal üçgeni şu. Dışı sürekli 1 olan içerideki sayılar da yukarıdakilerle üretilen bir üçgendir. Bakın 1 1 1 1 birleri yazdık. Şu 1 ile 1'in toplamı aşağıdaki 2'yi verecek. 1 2 1 oldu mu? Bir alt satıra geçerken birleri zaten yazıyoruz. 1 ile 2'nin toplamı 3. 2 ile 1'in toplamı 3. 1 aşağı. Birler zaten var. 1 ile 3'ün toplamı 4. 3 ile 3'ün 6. 1 ile 3 4 yapar. Birler aşağı. Bakın bu ikisinin toplamı 5. Bu ikisi, bu ikisi 10. Bu ikisi 10. Bu ikisi 5. Böyle böyle gidecek aşağı doğru toplana toplana büyüyor genişliyor sonsuza kadar devam edebilirsin. Peki bu ne işe yarayacak? Şurada kullanacağız. Mesela biz şunu nerede kullanacağız biliyor musunuz? Bir kat sayısını Pascal üçgende x artı y'nin sıfırıncı kuvvetini açarken bir katsayısını kullanacağız. Yo sıfırıncı kuvvetin değil hocam. X artı y'nin birinci kuvvetini açarsak ne olacak? O zaman da birbiri kullanacağız. Ve tanıdığımız yere geliyor. X artı y'nin karesini açarken 1, 2, 1 kat sayısını kullanacağız. Şimdi göstereceğim. Artık tahmin ediyorsun. Bu da x artı y'nin 3. kuvvetini açarken 1, 3, 3, 1 kat sayılarını kullanacağız. Hızlı bir şekilde göstereyim. Bak şurada. Biz x artı y'nin 0. kuvvetini açacağız. 0. kuvveti 1'dir. Bakın 1 kat sayısını kullandım. x artı y'nin 1. kuvveti ilk 1. kuvvet olduğu için x artı y'dir. 1, 1 kat sayılarını kullandım. Bu birler genelde gizli olduğu için yazılmaz. Ben bilerek kırmızıyla gösterdim size. İşte şurası x artı y'nin kare açılımı. Birincinin karesi, birincinin ikincinin çarpımı, iki katı ikincinin karesi olur ya. Bakın bir, iki, bir kat sayıları. Bir, iki, bir kat sayıları. Vay. Hepsi buradan geliyor. Hatta küpünü açtığınızda x küp, x kare artı, x y kare artı, y küp de bir, üç, üç, bir kat da bir, üç, üç, bir kat da buradan geliyor. He demek ki dördüncü kuvvet açınca bu katsayıları, sayıları Beşi açınca bunları kullanacağız. Ve böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ne işe yaradığını Pascal üçgenini gösterdiğime göre devam et. Binom açılımı. Diyor ki x artı y'nin eninci kuvveti var diyelim buna. Bu açılıma binom açılımı denir. Hmm tamam. Binom açılımda Pascal'ın üçgeni katsayılar kullanılır dedim ya. 1, 1, 1, işte 1, 2, 1, 1, 3, 1. Bunlar nereden geliyor biliyor musunuz? Bunlar aslında kombinasyondan geliyor. Mesela biri üretmek için sıfırın sıfırlı kombinasyonları. Burada 1'in sıfırlı ve 1'in birlisini bulurum. Her ikisi 1'dir. 2'nin sıfırlısı 1. Bir, 2'nin birlisi ve 2'nin ikilisini bulurum. Onlar da 2 ve 1'dir. 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü 1, 3, üç, 3, 1 katsayılarını üretir. Yani bu katsayılar aslında nereden geliyor arkadaşlar? Buradaki seçmeden, kombinasyondan geliyor. Ne alaka diyeceksiniz? Bunu biraz sonra bu kombinasyonu kullanacağız arkadaşlar. Bu önemli. Gelelim buraya. Binomun katsayıları. Biraz önce söylediğim şey. Şu ikisinin elde ettiğinde bu ikisinin toplamı bir aşağıdakini verir. Aynı şekilde binom açılımı böyle şeylerle direkt 1 1 1 1 2 1 diye değil de işte kombinasyonla seçmeyle gösterilmiş de olsa şu ikisinin toplamı bir alttakini verir. Bu ikisinin toplamı bir alttakini verir falan filan. Teorik kısmı geçiyorum. Ana mantığı orasıydı arkadaşlar. Tabii ki şöyle bir durum var. Binom açılımını yapacağız ve o açılımda bazı terimleri bulmaya çalışacağız. İlk başta binom açılımının en klasik yöntemini göstereyim. Lütfen sıkılmadan izleyin. Çünkü bunu anlarsanız devamı çok daha kolay gelecek. Şimdi x artı y'nin küpünü aç diyor bana. Genel formül yukarıda diyor ki sen bir şeyin eninci kuvvetini açarsan 1. Bir, birinciden başlayarak birinciyi en kuvvetini ver x üzeri n. Sonra onu sürekli azalt. x üzeri n. x üzeri en, n eksi 1 x üzeri n eksi 2 tık tık tık. Yani x'e en büyük kuvveti verip sonra teker teker azal. İkinciye de ikinciye de en küçük kuvvetten sıfırdan başla. Bak sonra sürekli arttır. Y üzeri 0, y üzeri 1, y üzeri 2, y üzeri 3 tık tık y üzeri n'e kadar. Bak x'e bak x üzeri n, x üzeri n eksi 1, n eksi 2 diye diye diye. Ta ki x üzeri 0'a kadar küçülttük. Yanındakini de tam tersi yaptık. sıfırdan başladık. Y üzeri 0, Y üzeri 1, Y üzeri 2 Y üzeri N'e kadar yükselttik. He. Biri artarken diğeri azalacak. Tamam. Sonra kat sayıları paskan üçgeninden ver. İşte N'in 0'lısı, 1'lisi, 2'lisi tıktık. Biz buna N'in 0'lı, 1'li, ikisi demeyeceğiz. Zaten bazılarını ezbere biliyoruz. Onları kullanacağız. Bakın şimdi X artı yeni küp açılımı. Diyorum ki buradaki N nedir? 3. N diye gösterdiği şey 3. X'in 3. kuvveti çarpı yanındaki Y'nin en küçüğü 0. kuvveti. Sonra x'in 3'ü bir azaltıyorum. Karesi çarpı y'yi bir arttırıyorum. Y'nin birinci kuvveti. Sonra x'in karesini bir azaltıyorum. x üzeri 1 çarpı y'yi de bir arttırıyorum. Y üzeri 2. Sonra x'in kuvvetini bir azaltıyorum. x üzeri 0 çarpı y'nin 2'yi bir arttırıyorum. Y üzeri 3. Bakın x'leri 3'ten başlayıp sürekli azalttım. Kuvvetlerini y'nin 2'lerini de 0'dan başlayıp sürekli arttırdım. Sonra ne yapacağım? Şurayı bir düzenleyeyim ya. Böyle olmaz. Y üzeri 0 yazmayacağız artık. Direkt 1'dir. Dolayısıyla burası x küp yapar. Burası x kare çarpı y yapar. Burası x çarpı y kare yapar. Burası da y küp yapar. Tekrarlıyorum. Biraz sonra y üzeri 0, x üzeri 0'ları yazmayacağım. Direkt yerine 1 yazacağım. Ondan değeri 1 olduğu için. Şimdi kat sayıları seçiyorum. Ben Pascal üçgeni hatırlıyorum. Pascal üçgende kat nelerdi? Şuraya yazayım mı? 1, 1, 1, 1, 2, 1, işte 1, 3, 3, 1. Böyle 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 gidiyordu değil mi? Şimdi ben küpünü aldım. Evet küpünü aldığıma göre bu sıfırıncı kuvvetinde uygulanır. İlk baştaki bu sıfırıncı kuvvetinde, bu birinci kuvvetinde, bu ikinci kuvvetinde, bu üçüncü kuvvetinde. O zaman kat sayıların 1, 3, 3, 1 olacak. 1, 3, 3, 1. Birleri yazmaya gerek yok. 1 çünkü çarpım halinde olduğu için etkisi eleman olur. Tamam. Aradaki işaret artı olduğu için aralarda artıyı yerleştirin. Bitti. İşte açılımımız budur arkadaşlar. Bunu zaten çoğunuz aşinadır biliyordur arkadaşlar. Burada kaç derim var? Heh, Güzel bir soru. Burada kaç terim var? Terimleri toplama çıkarma ayırır. Bir terim, iki terim, üç terim, dört terim. Burada dört terim var. Peki bende ne vardı? Üçüncü kuvvet. He, üçüncü kuvvet olduğunda bir fazlası kadar dördüncü dört terim oluşur. Yani kuvvetin bir fazlası kadar terim oluştu. Güzel. Şimdi şunu açıyorum. Renk değiştireyim. Yeşil iyiydi ya. Yeşille devam edeyim. Hemen hızlı bir şekilde diyorum ki. A'nın dördüncü kuvvetinden başla. B'nin sıfırıncı kuvveti. Yazmayayım ya. Bir olduğu için. Sonra A'yı bir azalt. B'yi bir arttır. B üzeri 0 da B üzeri 1 oldu. A'yı bir azalt, B'yi bir arttır. A'yı bir azalt, B'yi bir arttır. A'yı bir azalt, A üzeri 0 yapar. 1 olduğu için yazmıyorum. B'yi bir arttır, B üzeri 4. Hızlanıyorum artık biraz. Şimdi kat sayıları yerleştirmeliyim. Kat sayıları bir sonrakini yazayım ya. 1, şu ikisini toplarsam 4 yapar, bu ikisini toplarsam 6 yapar, toplarsam 4 yapar, toplarsam 1 yapar. Kat sayılar bunlar oldu. 4. kuvvette kullanacaklarım. 1 yazmıyorum. Sonraki 4, sonraki 6, sonraki 4, Sonraki 1. Boşuna yazmıyorum. Arada eksi mi var? Heh. Şimdi artı olduğunda hepsini artı atmayı anladık zaten. Çok basit. Eksi olduğunda ne yapacağız biliyor musunuz? En baştakini artı atıp sonra eksi yapacağız. Artı eksi artı eksi de yiyeceğiz. En baştaki artı yazmaya gerek yok. Sonraki eksi sonraki artı sonraki eksi sonraki artı. İşte bu kadar. Tabi şunlar birbirinden ayrı gibi göründü. Çarpma olanlar biraz daha birbirine yakın duracak arkadaşlar. Tamam. Kaç terim var? Bakalım. Bakalım. 1 2, 3, 4 5 terim var. A dördüncü kuvvetini aldığımda da 5 tane terim çıktı. Demek ki hangi kuvvetini alıyorsam bir fazlası kadar terim çıkıyor. Bu da bana bir genelleme verdi. Şimdi zurnanın zırt dediği yeri soruyorum. Söylüyorum. Söyleyin hocam. Arkadaşlar bize atıyorum sallıyorum şu an. A üzeri A eksi B'nin ya da A artı B'nin 10. kuvvetini sorsa. Biz bunu açacak mıyız amele gibi? Hayır. Hayır hayır açmayacağız. Ne yapacağız? Diyecek ki şu açılımda 5. terim kaçtır diyecek. Şimdi Hepsini açıp 5. serimi saymayacağız. Ona bir yöntem geliştireceğiz. Böyle basitleri açabiliriz. 3. 4. kuvvet. Mesela bunda deseydi ki 3. terim kaçtır? 1, 2, 3. 3. terim buydu diyeceğiz. Tamam. 3. terim buydu diyeceğiz. 4. terim kaçtır deseydi? 1, 2, 3, 4. 4. terim buydu diyeceğiz. Bu açılımlar basit ama böyle karışık açılımlarda açmayacağız. Bir yöntem geliştirmemiz lazım. Onu da biraz sonra vereceğim. Şimdi X artı Y'nin eninci kuvvetinin açılımında terim sayısı en artı 1'dir diyor. Biraz önce yaptığımız genelleme. Sen kaçıncı kuvvetini açıyorsan bir fazlası kadar terim vardır. Biraz önce sayarak gösterdim. Şimdi o açılımdaki katsayıların toplamı kaçtır dediğinde yani mesela şuradaki katsayılar nelerdir arkadaşlar? Şunlar. 1, 2, 1. Toplarsın 4 yapar değil mi? Bu katsayıların toplamını her zaman açmamız gerekmez. Çünkü çok büyük şeylerde açamayız. X yerine 1, Y yerine 1 yazdığın an ortaya çıkan sayı sana kat sayıların toplamı verecek. Aynı şekilde sabit terimi de açamayız. Bazen şunu sorabilir mesela. X eksi 2Y'nin 8. kuvvetinde sabit terim kaçtır? Hayda bu nasıl açayım ben? Daha kolay bir yol olmalı. O da şu. X yerine 0, Y yerine 0 yazarsan da sonuç sana sabit terim verir. Zaten polinomlardaki gibi. Hani X yerine 1 yazınca kaselen toplamı işte 0 yazınca da sabit terim veriyor ya. Aynı mantık. Aslında yeni bir şey öğrenmiyoruz. Eski öğrendiğimizi buraya taşıyoruz. Şimdi şunu vermiş. İfadesinin açılımında. Bunu açmayın. Kaç terim vardır? Kuvvetin 5 olduğu için sende 6 tane terim var. Hiç açmaya gerek yok. Çünkü öğrendim biraz önce. Bir fazlası kadar terim vardır. Güzel. Peki senin katsayıların toplamına e, toplam kaçtır? Hiç açmama gerek yok. X yerine Y yerine 1 yazarsam katsayıların toplamını verir. 3 çarpı 1 eksi 1 üzeri 5'tir. 3 kere 1 3'tür. 1 çıkar. 2, 2 üzeri 5'te ne yapar? 32. Senin katsayıların toplamı 32'dir. Sabit terimi kaçtır? X yerine Y yerine 0 verirsem 0 0 0'ın 5. kuvvet ne yapar? Yine 0. Demek ki senin sabit terimin de 0'mış. Hepsi bu kadar. Bunu bilelim. Önemli. Kısaltıyor işlemleri. Şimdi geldik binoma. Evet binom yeni başlıyor. Biliyorsunuz ben hep bunu söylüyorum. Bazen başlarda temel bilgileri vermem gerekir ama sonra en can alıcı noktayı ders yeni başlıyor. Toplanın toplanın diye söylüyorum. Arkadaşlar x artı y'nin eninci kuvvetini x'in azalan kuvvetlerine göre açtığımız zaman baştan r artı birinci terim N'in R'li kombinasyonu çarpı X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R ile bulunur. Hadi bakalım ne diyorsunuz hocam şimdi siz şimdi. Şunu diyorum bak. Sana baştan R artı birinci terimi sorarsa biz R'ye göre işlem yapacağız. Bir küçüğüne göre işlem yapacağız. Neden? Çünkü binom açılımda hatırla. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 diye gidiyordu ya. Bu sıfırıncı kuvvetiydi. Sonra birinci kuvvet, sonra ikinci kuvvet, sonra üçüncü kuvvet geliyor. Bir tane sıfırıncı kuvvet olduğu için basamakları hep bir kaydırır o. Öyle düşün. Dolayısıyla Bizden R artı birinci terimi ister her zaman. Biz oradan R'yi buluruz. N'in R'li N nedir? Üst. Üstün R'li kombinasyonu alırız. Sonra birinci terimde birinci terimin üstüne bu ikisinin farkını yazacağız. N eksi R. İkinci terimin üstüne de ikinciyi yazacağız. Tamam. Ve şuna dikkat edin. N eksi R ile R'yi toplarsam ne yapar? N yapar. Her zaman bu kuvveti verir. Aa nasıl yani? Bak şimdi. Mesela şu binom açılımını hatırlatayım tekrar. Bunun üstü 3, bunun üstü pardon bunun üstü 2, bunun üstü 1. 2 üstü de topladığım zaman ne yaptı? 3. Buradaki üstü verir. 3. Mesela bunun üstü 1, bunun üstü 2. Toplarsam bu üstü verir. Bunun üstü 3. Yanındaki y üzeri 0 toplarsam 3'ü verir. Bu y üzeri 3'tür. Biliyorsun yanında x üzeri 0 çarpanı var. Topladığın zaman yine 3'ü verir. He. Toplamları ana üstü verir. O zaman bakın n r ile r'yi toplarsanız r'ler götürür n'i verir. Üstü verir. Bu bize güzel bir hatırlatma. Tamam. Bu n neymiş? Buradaki üstmüş. R neymiş? Kaçıncı terimi istiyorsa onun bir küçüğüymüş. Sonra formül birincinin N-R'inci eksi kuvveti, ikincinin R'inci kuvveti. Hemen uygulayalım. Uygulamada aklınızda kalacak. Bakın şimdi. Tabi bunu mutlaka aklınızın en güzel köşesine yazın arkadaşlar. Temel kullanacağımız bilgi bu. Şunu vermiş. İfadesi A'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan üçüncü terimi bulalım. Şimdi biz ne demiştik? Sorduğu terim her zaman bizim için R artı birinci terimdir. R artı birinci terim neymiş? Üçmüş. Buradan hemen R'yi bulalım. R'yi 2 olarak kullanmam lazım. Hmm, tekrarlıyorum. İstediği terim mutlaka bizim için R artı birinci terimdir. Bir büyüğüdür. Biz bir küçük olan R'yi buluruz. 2. Şimdi formüle göre formülü yazıyorum. E N'in R'li niye yazıyorum? Gözümüz alışsın diye. Birincinin birincine A. Birincinin N eksi R kuvveti çarpı ikincinin ikincine 2B. Bakın B demeyin sakın. 2B. İkincinin rayıncı kuvveti. Buna göre açmam lazım. Şimdi sayıları yerleştirince her şey cuk diye oturacak. N dediğim sayı 5'tir. Üst 5'tir. Tamam. 5'in kaçlısı? R'lisi. R dediğim sayı 2'dir. Bakın her şey oturacak. Sakin olun. A üzeri N R. Hocam bir sakin. Siz telaşçısınız diyenler var. Haklısınız. A üzeri N eksi R. Yani N, N 5'tir. R 2'dir. 5 2 ne yapar? 3 çarpı. 2B üzeri R. R dediğim şey de 2'dir. Şimdi daha güzel anlaşıldı değil mi? Bu neymiş? Bu r'ymiş. Bu ne eksi r'ymiş? Bu da r'ymiş. Her şey daha güzel anlaşıldı. Süper. 5'in ikili kombinasyonu hemen kenarda yapabilirim. 5 faktörel bölü 5'ten 2 çıkar. 3 faktörel çarpı 2 faktörelden. Bu 5 faktöreli geriye doğru aç. 4 çarpı 3 faktörelde 3 faktöreler gitsin. 5 k 4 20 bölü 2 10. Burası 10 bulundu. Çarpı akü çarpı 2 b'nin karesi. 4 b kare. İşte buna dikkat edin şu ikinci terimi B olarak almayın. Bunun komplesi ikinci terimdir unutmayın. Tamam 4 ile 10'u çarparsam 40 yapar. A küp çarpı B kare. İşte arkadaşlar baştan üçüncü terim buymuş. Bunu boşu boşuna 5. kuvvetini açmaya çalışmayın. Açarsanız ne olur? Hepsini bulursunuz. 1, 2, 3. sayarsanız bu çıkacak. Yani aynı şey. Tamam Burada önemli olan neymiş? İstediği terime R artı 1 deyip R'yi bulmak. Zaten N belli. Zaten birinci, ikinci terim belli. Her şey tıkır tıkır işleyecek. Devam ki. Şimdi A artı B A artı 3 B'nin enerji kuvveti var. İfadesi A'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında terim sayısı 7 olduğuna göre baştan 4. terimi bulalım. Şimdi baş, terim sayısı 7'yi niye vermiş? Çünkü A artı B'nin artı 3 B'nin eninci kuvvetini vermiş. Ne de belli değil. ayda Neyi bulman için sana demiş ki terim sayısı 7 olduğuna göre. Şu 7'yi yuvarlak içine alayım. Terim sayısı 7 ise biz buradan kaçıncı kuvvet olduğunu biliyoruz. Şöyle hatırlayalım mı? Bak. Bak bak şimdi bak. İkinci kuvvet olduğunda 1, 2, 3 terim var. Üçüncü kuvvet olduğunda 1, 2, 3, 4 terim var. Yani üst kaçsa bir fazlası kadar terim çıkıyordu değil mi? O zaman 7 terim varsa bu aslında ne? 6 ymiş. Çünkü 6. kuvvet olursa bir fazlası kadar 7 terim olur. Heh. Yani hatırlıyor musunuz? Üst n ise terim sayısı n artı 1'di. Bir fazlasıydı. Buradan bana önce n'i buldurttu. N 6'ymış. Şimdi baştan 4. terimi bulun diyor. Arkadaşlar biz ne biliyoruz? Bu aslında r artı 1'dir. Yani r artı 1'i 4 kabul edeceğiz. O zaman r nedir? r artı 1 4 ise r 3'tür. R'yi 3 bir küçüğüne göre hesaplayacağım R'yi. Ve hemen formülü tekrar yazıyorum. N'in R'lisi çarpı birinci terim A üzeri N eksi R. Yazıyorum ki bakın gözünüz alışsın. İkincisi 3B üzeri R. Bu formüle göre yapıyorum. N dediğim sayı 6'dır. R dediğim sayı 3'tür. 6'nın üçlüsü çarpı A dediğim sayı zaten A. N R 6 3 ne yapar? 3 çarpı 3B üzeri ne yapacak? R. R dediğim sayı da 3. Şimdi 6'nın üçlüsünü bulalım. 20 mi dediniz? Harikasınız ama ben yapayım mı? 6'nın üçlüsü 6 faktöriyel bölü 6'dan 3 şey. 6'dan 3 çıkar 3 faktöriyel çarpı 6 3 faktöriyel. 6, 5, 4, 4 nerede? 3. Heh. 3 faktörel çarpı 3 faktörel. Tak tak götürdü. 3 faktörel 6'dır. Bunu götürdü. 5 k 4, 20 çıktı. 20 çarpı a küp. Zaten a küp. Çarpı 3 b'nin küpü. 3'ün küpü 27'dir. B'nin küpü de zaten b küptür. Şimdi bu ikisini çarpalım. 2 ile 27'yi çarp. 54. 0 da ekle. 54'ün arkasına 0. 540 çarpı a küp çarpı b küp. Ana istediği terim ahanda buymuş ya. Süper ya. Gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Arkadaşlar şu iki soruyu anladıysanız biraz önceki web soruyu konu bitmiştir. Gerçekten konunun bütün ana mantığı buydu. Yani işin yüzde doksanı yüzde doksanı bu olayı anlamak. Şimdi bundan sonra soruları çeşitlendireceğiz. Soruları farklılaştıracağız. Bir şeyler daha saklayacağız ama yapacağımız bütün mesele aha bu formülü uygulamak yani. Tek formüllük bir ders ya. Fıstık gibi değil mi? Bence de fıstık gibi. O zaman bu örnekten devam edelim. Soruya bir bakalım. 2x kare eksi 1 bölü x üzeri 9 ifadesinin açılımda sabit terim kaçtı? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada da x'li ifade var. Burada da x'li ifade var. Bunların üstünü alca nasıl sabit sayı gelsin ki? Mesela şöyle düşünün. Atıyorum. x artı 4 üzeri 9 deseydi. Burada 4'ün sonra 9. kuvveti alınacağı için sabit sayının 9. kuvveti alındığında bir sabit sayı gelecekti. Evet ama burada bu da x bu da x. Nasıl sabit sayı üretir biliyor musun? Şöyle üretir. Buradaki x karenin kuvvetiyle buradaki x'in kuvveti eşitlendiğinde sallıyorum. İşte x üzeri a olduğunda aşağıdaki de 1 bölü x üzeri a olduğunda bunlar sadeleşeceği için hani terimler bu x'i çarpılıyor ya katsayı önemsemiyorum şu an. Bunlar sadeleştiğinde x'ten kurtuluruz ve sabit sayı gelir. O zaman ben diyorum ki ben bu 9 üstü nasıl buraya dağıtayım? Yani r'yi kaç seçersem x kare ile aşağıdaki x'in üstleri eşit olur. Bunu düşünüyorum. Diyorum ki ya ne yapabilirim? Hani burada x kare var. Burada 1 bölü x var. Şu 2'yi önemsemiyorum şu an. Bunları çarptığım zaman bunların eşit olması için 9 kuvveti nasıl dağılmalı? Şimdi şöyle düşünün. Buradaki 2 bana yardımcı olacak. 9'u dağıtırken birkaç deneme yapabilirsiniz. Ama R'yi 6 seçtiğinizde 9'un 3 kuvvetini buna verir. Kalan 6 kuvvetini buna verirseniz burası bakın 2'nin 3. kuvveti 8 çarpı x üzeri üstün üstü çarpılır. 6 çarpı 1 bölü x üzeri 6 olur. Bak tak tak bunlar birbirini götürür. he Bu soru özelinde R sayısını 6 seçer. Buraya da n-r yani 9-6'yı 3 yazarsın. Buraya da 1 bölü x'in üstüne de r yani 6 yazarsın. Böylece eşitlik olur, sadeleşir. İlk başta r'yi tespit edeceksin. Bu tarz sorularda. Tamam r'yi tespit ettik. O zaman yerine hemen yazalım. Kuvvet ne? 9. 9'un r'lisi yani 6'lısı çarpı. Birincisi 2x karenin biliyorsun n-r 6 eksi pardon 9-6 3. kuvveti çarpı. Eksi 1 bölü x'in kaçıncı kuvveti? R'inci kuvveti yani 6. kuvveti yazdım. Şimdi 9'un 6'lısını aynen yazayım. Çarpı burası 2'nin küpü 8 çarpı x üzeri 6 yapar. Çarpı bu çift olduğu için artık eksi kaybolur gider. Eksiye güle güle diyoruz. x üzeri 6 6 yaptı. Bak şimdi tak tak sadeleşti. Amacım işte tam da buydu. Ne yaptı? 9'un 6'lısı çarpı 8 yapacak. Şimdi 9'un 6'lısını kenarda yazayım. 9 faktörel bölü 9 6 3 3 faktöriyel çarpı 6 faktörel 9'u geriye doğru açın. 8 7 6 burada durmak istiyorum. faktörel yaz. Çal. Gitti. 3 faktörel nedir? 3 çarpı 2'dir. Bunu silip yerine bunu yazayım. Birim bir önemi yok. 3'e böl 9'u 3 yaptı. 2'ye böl 8'i 4 yaptı. 3 kere 4 12. 7 ile çarp 84. Burası 84 çarpı 8'dir. E çarpalım 8 kere 32. 2 selde var. 3. 8 kere 8 64. 3 daha 67. 672. Yapıştır. Bakın sabit sayı bu çıktı. Zurnanın zırt dediği yeri tekrarlıyorum. O da neydi? Burada bir sabit sayı olmadığı için her ikisi de x değişken olduğu için ben bu 9'u hangisine ne kadar hangisine ne kadar verirsem buradaki gibi yani buradaki gibi x'in kuvvetleri eşit olur diye düşünüp değer vereceğiz. Birkaç denemeyle bulunur yani telaş etmeyin. Ana mantığını bilin. Bunların sabit sayıya ulaşması için x'lerin sadeleşmesi lazım. Ana mantık buydu. Tek kağıt fırlatıyorum. Devam ediyorum. Açılımında x üzeri 4'lü terimin katsayısı kaçtır? Hadi bakalım. x üzeri 4'lü terim. Hocam açalım. Ya 8. kuvveti nasıl açacağım 9 tane terim değil mi? Açamam. O zaman ne yapacağım? R'yi doğru tespit etmem lazım. İyi de R'yi başta sallayarak tutturmanız çok zor. Gerçekten aşırı zor. E ne yapacağız hocam? Biraz önce siz salladınız. Evet orada basitti. Çünkü üst ve altın eşit olması gerektiğini biliyordum ya üstlerin. Alttaki ve üstteki üstte eşit olmalıydı. Onu bildiğim için sağlam salladım. Ama burada sağlam sallayamam. İlk başta genel formülde yerine yazıyorum. Formülü hatırlayın. N'in reylisi çarpı. Birincisi x küpün n eksi r çarpı sonra bunun eksi 1 bölü x'in rinci kuvvetini yazacağım. Şimdi n belli 8. Yazıyorum. 8'in reylisi. R'yi bilmiyorum. R'yi sonda sallayacağım. Çarpı x üzeri 3'ün 8 eksi reylinci n yerine 8 yazıyorum her yerde. Çarpı burada da e, şimdi r'yi her ikisine dağıt. Eksi 1 bölü R bölü X bölü R olur. Doğru mu? Doğru. Şunu ne yerine 8 yazarak sadece uyguladım. Şimdi dikkat edin. 8'in R'lisinde hiçbir şey yapamam. Çarpı şurada üstleri çarpayım. 3 ile 8 eksi R'yi çarparsan 8 köşe 24 eksi 3 R yapar. Çarpı burası ne yapar? Şimdi R çift mi tek mi bilmediğim için eksi 1'den hala kurtulamadım. Eksi 1 üzeri R yazıyorum. Bölü aşağıda ne var? X üzeri R. Ha, R üzeri X yazıyordum az kalsın. X üzeri R. Şimdi dikkat edin çarpma işleminde X X tabanlar aynı. Buradaki üst buraya zıt işaretle geçer. Do doğru. 8'in R'lisi. Yani bu X buraya eksi R. Pardon bu R buraya eksi R diye geçecek. X üzeri 24 eksi 4 R yapar. Eksi 3 R vardı. Bir tane daha geldi. Eksi 4 R çarpı. Eksi 1 üzeri R. Şimdi biz genel formülü uydurduğumuza göre bu genel formülde sen hangi terimi arıyorsun? x üzeri 4'lü terim. He, bundan sonrası çocuk oyuncağı ne Ben x'in üzerini 4 olacak şekilde ayarlarım. Burayı 4 olacak şekilde r değeri şimdi sallayabilirim. he süper. 24 eksi r'yi yani 24 eksi 4 r'yi 4 olacak şekilde ayarlayayım. 4 r'yi attım. 4'ü bu tarafa attım. 20. 4'e böl. r eşittir 5. r ye yerine 5 yazarsam aradığım şeyi buluyormuşum. Oley. r ye yerine hemen 5 yazıyorum. Diyorum ki sen hop gel buraya başla. r ye yerine 5 yazarsam 8'in 5'lisi çarpı x üzeri r yerine 5 yaz. 5 kere 4 20. 24 eksi 20'den bak r üzeri x üzeri 4'ü elde ettim. Çarpı r üzerine 5 yazdığım için eksi 1'in 5. kuvveti ne yapar? Eksi 1 yapar. İşte bütün işlem bu kadar. Şimdi x üzeri 4'lüye ulaştım gördünüz mü? Heh, çok iyi. Şimdi 8'in 5'isi 8 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 5 faktöreldir. 8'i geriye doğru aç. 7, 6, 5 faktörelde burada dur. Tak tak götürsün. Ee, 3 faktör 56'dır zaten. Bunları çarpalım. Sadece bu ikisi kaldı. 8 çarpı 7 56 yaptı değil mi? Evet. Eksi de burada var. Eksi 56 çarpı x üzeri 4 yapar. Oley. X üzeri 4 terimin kat sayısı kaçtı? Eksi 56. Dı Burada bulduk. Nasıl? Bu da güzel değil mi? Yani hocam her iki soruda da yaptığınız şey R'yi doğru tahmin etmekte ama mantık üzerinden sallayarak değil. İlkinde daha basitti. Burada ne yaptınız hocam? Genel formülde nerede o? Şurada yerine yazdım. Evet arkadaşlar burada yerine yazdım. İyice x'i belirgin hale getirdim. x'in üzerine 4 yapacak r değerini ondan sonra çok kolay tespit edebildim. Burada x üzeri 6'yı sorsaydı burayı 6 yapacak değeri e, bulacaktım. Sallayacaktım demeyeyim. Aslında sallamıyorum. Buluyorum. Ya da 8'i sorsaydı ona göre. Tamam. Devam et. Ve daha karışık bir sorudayız şimdi de. Sorudaki görüntüye bakar mısın arkadaşım? Nasıl dehşet korkutucu görünüyor değil mi? Tırsmak yok. Üstüne gideceğiz ifadesinin binom açılımındaki terimlerinden biri a çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 10 olduğuna göre a artı ne kaçtır? Bakın şuraya bakın. Önce bunu şuraya büyük bir şekilde yazayım. x üzeri 3 çarpı y eksi 2 y üzeri 2 üzeri n. Şimdi ben buradaki n'i içeri dağıtırken şöyle düşüneceğim. x üzeri 6 çarpı y üzeri 10 elde etmeye çalışacağım. x burada var ama y her ikisinde de var. Zaten önemli dikkat edeceğimiz nokta burası. İki tarafta da Y var. Y üzeri onu üretecek. Şimdi formül gereği formülümüz neydi? Elin R'lisini alıyorduk. İşte birincisinin N-R'lisini. ikincisini de direkt R'li kuvvetini alıyorduk değil mi? İkinci ne burada? Bu. Şimdi buna R'ye kadar kuvvet gidecek. Buradan buraya R'ye kadar kuvvet gidecek. Buradan buraya da ne kadar? N-R'ye kadar kuvvet gidecek. Doğru mu? Sonuçta... Sonuçta üreteceği de bu. Burada önemli olan ip ucuna hangisi veriyor biliyor musun? Y iki tarafta olduğu için kafa karıştırıcı ama X tek. X üzeri 6'yı nasıl elde edebilirim? Yani ben şunun, şöyle düşün X küp Y'nin bir kuvveti var. Tamam mı? X demeyin buraya A diyeyim. Bu kuvveti aldığım zaman X üzeri 6 elde etmesini istiyorum. Tabii ki burada 2 olmalı. Yani buradan buraya gelen değer arkadaşlar ikinci kuvvet olmalı x küp y'nin ikinci kuvvetini alınca x üzeri 6 çarpı y kare elde ederiz. Yani x üzeri 6'yı elde ederiz. Tamam. Ne elde ettik? Şuraya not alıyorum bak. x üzeri 6 çarpı y kare elde ettik. Daha sonra y üzeri 10'u elde etmeliyim. y üzeri 10'u elde edeceğim ama y kareyi zaten elde ettim. Bana y üzeri 8 lazım. Çünkü çarpım halinde devam ediyor ya. y üzeri 8 lazım. Bunu nasıl üretirim? E zaten burada y kare var. Buradan buraya 4 yollarsam 4. kuvvetini aldığımda y karenin 4. kuvveti de Y üzeri 8 yapar. He, buradaki N'in buraya 2 buraya 4 kuvveti yollaması gerektiğini anladım. Peki burası ne olur? Ee, biliyorsunuz N ekstra ile R'yi toplarsan N. Tekrar bunu verir. Yani 2 ile 4'ü toplarsan senin kuvvetin 6 olmalıymış. Çünkü ikisine yolladığın üstlerin toplamı N'i verir. Yani ana üstü verir. Bu hiçbir zaman değişmez. Buradan anlıyorum ki ben R'yi 4 seçersem olay bitecek. Vay be. R'yi 4, N'yi de 6 tabii ki. N'nin de 6 olduğunu anladım. En büyük ipucunu bu verdi. Sonra bunu tamamlamaya çalıştım. Formüle göre yerine yazıyorum. N dediğim sayı 6'ymış. R'yi de 2, r de 4 seçmem gerekiyormuş. Pardon. Formüle göre birincisi. Birinci istediğim x küp y'nin n r yani 6 4 2 kuvvetini almalıyım çarpı ikincisi olan eksi 2 y karenin de tabii ki dördüncü kuvveti r'nci kuvvetini almalıyım. Bakın bu ikisinin toplamı ne yaptı 6'yı verdi. Yani şuradaki 6'yı verdi. Bu çok çok önemli. Zaten ona göre ayarladım. Burada 2 burada 4 bulunca buraya toplamını yazarsınız. Çarpımını değil arkadaşlar. Dikkat edin. Çünkü bu toplam 6'yı vermeli. Şimdi her şey bulunur. 6'nın 400'ü hemen kenarda bulalım. 6 faktörel 6'dan 4 çıkar. 2 faktörel çarpı 4 faktörel 6 faktörel aç. 5 çarpı 4 faktörel de burada dur. Bunlar sadeleşsin. Çarp 30 bölü 2'ye. Ee, evet 30 2 15 doğru. Birden hata mı yaptım dedim yapmadım x üzeri karesini alırsam x üzeri 6 çarpı y üzeri 2 yapar. Çarpı burada tabii ki eksi ama çift kuvvet olduğu için artı yapar onu. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Çarpı y'nin karesinin 4. kuvveti üstün üstü çarpılır. 2 kere 4 8 yapar. Bak 16 ile 15 çarparım. 240 yapar. Çarpı bak x üzeri 6'yı elde ettim. Bununla bu da üstler toplanınca y üzeri 10 olur. Aha da aradığım şeyin aynısını tıpkısını buldum. x üzeri 6 y üzeri 10. A dediğim sayı neymiş o zaman? 240. A'yı da bulduğuma göre şimdi A 240. Tamam artı. N dediğim sayı ne? 6. Biraz önce onu zaten ürettim. Neredesin ne? 6. 246 toplayınca burada 10 numara bombastik bir soruydu. Böyle bir yıldız atalım. Güzel bir tane daha atalım. İşte atın işte istediğiniz kadar. Tamam arkadaşlar? Olay bitti. Kağıt uçtu gitti. Yani hocam o türlü işlemlerde neyi tahmin mi ediyoruz? Evet. En doğru yerde tahmin etmeye çalışın. Aa hiç x yok. Y yok. A yok. B yok. Hep sayı. Sayılarla ilgili bir açılımda verilmiş olabilir. Şimdi benim ana formülüne göre 8'in sıfırlısına 8'in sekizlisine gittiğine göre benim üstüm nedir arkadaşlar? N değeri 8'dir. Çünkü N'in sıfırlısından N'in enlisine kadar giderdim. N değeri 0. Şimdi 2'nin 8. kuvveti. 2'nin 7. kuvveti. İyi de tamam ilk sayı 2 belli. 1 artı 1 eksi. 1 artı 1 eksi. Aradaki işlemde eksi belli. İyi de ikinci sayı ne? Şimdi İkinci sayı yok demeyin. İkinci sayı demek ki hep bir. Çarpmada etkisi olduğu için bütün kuvvetlerini aldığında onlar da bir geldiği için demek ki 2 eksi 1'in 8. kuvvetiymiş bu. Vay be. Yani 2 eksi 1, 1'dir. 1'in 8. kuvveti 1'dir. Ne kadar basit değil mi? Yani şu karmaşadan çıkan şeye bakar mısın? Bizim formülümüze göre bütün mesele ahanda buymuş. Bu en baştaki binom açılımını daha iyi anımsattı. Devam et. Buraya bakalım. AB eleman R artı olmak üzere. Yani A, B, reel sayılar. Yani A ve B bilinen bir şey. O zaman burada bilinmeyen şey nedir? X. Değişken X. Kağıt niye kayıyor ya? Heh, dur şöyle. AX X bölü B artı B bölü A, kare altıncı kuvveti. İfadesinin açılımın X'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında sabit terim 135 olduğuna göre A bölü B kaçtır? Şimdi bakın her iki tarafta X, X bilinmeyen var ve sabit terimi soruyor. Ne yapıyorduk biz sabit terimde? X'leri yok etmeye çalışıyorduk. Ortadan kaldır. Bak şimdi bunun ee, x'in kuvveti 1. Burada x'in kuvveti 2. Demek ki kuvvetleri eşitlersem çarpma işleminde onlar sadeleşir. Olay çözülür. Yani öyle bir şey yapacağım ki mesela e, a x üzeri sallıyorum buraya e, c diyeyim. Bölü b. Burada da b a x üzeri c elde etmeliyim ki bunlar sadeleşsin. c'yi salladım şu an. Bunların kuvvetini almadım. Sembolik olarak sadece bunun üstünden gösterdim. Bunların üstünü nasıl eşitleyebilirim? Şimdi bu 6'yı bu iki üste dağıtıyordum değil mi? Buna ve buna toplamları 6 olacak şekilde. Öyle bir dağıtmalıyım ki arkadaşlar. X'in ve X karenin üstleri eşit olsun. Ne yapacağım? Tabii ki buna 4 vereceğim. Buna da 2 vereceğim. Bu X üzeri 4 olur. Buna 2 verirsen X karenin karesi X, X üzeri 4 olur. Eşit olurlar ve sadeleşirler ve sabit sayı gelir. Süper. Şimdi buradaki ne X R'ydi? Buradaki de R'ydi. Yani R'yi 2 seçmeliyim. Anladın mı? Süper. O zaman diyorum ki R'yi 2 seçmeliyim. Tamam. Formüle göre 6'nın ikilisi çarpı birincisi AX bölü B'nin biliyorsunuz N-R yani 6-2 yazarım üstüne. 4 tabii ki. Çarpı ikincisi ikincisi de B bölü AX karedir. Bunun üstüne ne yazmalıyım? Tabii ki R'yi. Yani 2'yi. Şimdi bu işlemi yapalım. Bu A üzeri 4 çarpı X üzeri 4 yapar bölü B üzeri 4 yapar. Bu da B kare bölü A kare çarpı X üzeri 4 yapar. X karenin karesi X üzeri 4. Tamam. Şimdi bakın Tak tak. Bunlar sadeleşti mi? Sadeleşti. Bu artı geri kalan A, B'ler sabit sayıdır. Onun değeri de 135'miş. O da verilmiş. Güzel. Hocam A'lar da sadeleşiyor. Evet. A kareye böl. Bunu da A kareye bölersen A kare kalır A4'ten. B kare var. B üzeri 4 var. B kareye böl. 1. B kareye böl. Buradan B kare kaldı. Yukarıda A kare. Bölü aşağıda B kare kaldı en son. Bunlar 1 1 sadeleşince 1 oluyor zaten biliyorsunuz. Eşittir 135. Şimdi başka Aa altın ikilisini unuttuk. Abo altın ikilisi de bu en baştaydı. Tamam bazen orada orada isyan edenler oluyor. Hocam unuttunuz unuttunuz diye ben sonradan görüyorum merak etmeyin. Altın ikilisini hemen bulalım. Altın ikilisi e, alttan 2 iki çıkar 4. E, tık tık 6'yı geriye doğru aç. İşte 5 çarpı 4 faktörelde burada dur. Bunlar sadeleşsin. 30 2 15. Bunun cevabı da bu arada 15'miş. Dolayısıyla bu 15 çarpı a kare bölü b karedir. Her iki tarafı 15'e böl. 9 yaptı. Öyleyse a kare bölü b kare 9 kare kök için alırsan a bölü b ne yapar? 3 yapar. Hocam eksi 3 de yapabilir. Evet yapabilir ama bak ne demiş. A ve B pozitif reel sayı. He. A bölü B oranı kaçtır? 3'tür. Bu kadar. Finito. Hadi bunu da uçuralım. Hatta bunu yırtalım mı? Yardım. 2 eşit parçaya fırlattım gitti. Yine ilk baştaki bilgiyle alakalı bir soru bu sefer de. Demiş ki yukarıdaki verilen Pascal üçgeninde 8. satırdaki sayıların toplamının basamakları çarpımı kaçtır? 8. satır bu 1. satır 2. satır 3 4 5 8'e kadar yazmayayım diyorum ki bir dakika burada bir mantık olmalı. Mantığı söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyleyin hocam bakın bu 2'nin 2'nin 0. kuvvetiyle bulunur. 1'dir. Bu 1 ile 1 toplarsan 2 yapar. Çünkü 8. satırdaki sayıların toplamının basamakları. Şimdi bu basamakların toplamı 1 1 2 yapar. 2'nin 1. kuvvettir 2 yapar. Burada 1 3 4 yapar toplamı. O da 2'nin karesine eşittir. He, üstü sayı olarak yazılabilir. Bak. 6, 7, 8. 8 nedir? 2'nin 3. kuvveti. 8. Burası 10, 14, 15, 16. 16, 2'nin 4. kuvvettir. Bu kaçıncı satırdı? Bakın. Birinci satırda 2'nin 0. kuvveti kadar toplam geliyor. İkinci satırda 2. satırda 2'nin 1. kuvveti kadar. Üçüncü satırda 2'nin 2. Ikinci kuvveti kadar. Bakın. Satır 4. satır olduğunda 2'nin kuvveti bir küçüğü oluyor 3. Satır 5. satır olduğunda 2'nin bir kuvveti kuvveti bir küçüğü oluyor 4. O zaman satır 8. satır olduğunda 2'nin bir küçük kuvveti olan 2 üzeri 7'ye eşit olur. 2 üzeri 7 de kaçtır? Hatırlamaya çalışıyorum. 128'dir. Evet. Demek ki 8. satırdaki sayıların toplamı 128 o. o olacak. Bana diyor ki 8. satırdaki sayıların toplamının rakamları çarpımı 128'in yani 1, 2, 8'in çarpımı ne yapar? 16 yapıştır. Güzel, iyiydi değil mi? Bunların aslında 2'nin kuvvetleri olduğunu, toplamının da 2'nin kuvvetleri olduğunu sistematik olarak bulacaksınız. Tabii ben bildiğim için hızlıca yaptım. Siz buradaki aradaki işlemi biraz düşüneceksiniz. Ya bu satırın toplamı 1 çıktı, bunun 2 çıktı, bunun 4, bunun 8, bunun 6. Allah Allah, bunlar hep 2'nin kuvvetleri deyip sonra burayı düşünüp bulacaksın, tamam mı? Hıh, <laughs> süper. Ve bitmiş, finito. Arkadaşlar, merhaba ayet eden ve Sınav İkiz ayet eden Bobo Soru Çözün lütfen. Ayrıyeten elinizdeki kaynakları da parçalayın, bitirin, bol bol soru çözün. Matematik soru çözerken öğrenilir. Bunun başka bir yolu yok. Tamam bunun hapı yok, hupu yok. Yani basit pratik bir yolu da yok. Zaman ayıracağız, bol bol soru çözeceğiz ve böylece matematiği halletmiş olacağız. Görüşürüz. <laughs>